Size her zaman bir çay sözüm vardı. Buyurun. Evliloy'la karşınızdayız. Öncelikle selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evimizi göstermek istedik. Evimiz derken kiradayız. Yanlış anlaşılmasın. Halsa alıyor. Bir an önce oturma odasına girelim beraber. Oturma mutfaktan odasına... başlayalım mutfaktan bence. Mutfaktan başlayalım. Evet, bence mutfaktan başlayalım. Böyle mutfaktan başlayalım öyleyse. Evet. Biz diyelim. Ay çok ben bir garip oldum. Öncelikle hoş geldiniz. Yıldız ailesinin evine diyelim. Evet. Ev pazarlaması yapmıyoruz ama yapsaydım emin olun çok güzel yapardım. Hem çekim yapıyoruz şu masada. Şu duvarı canlı... Ha, bu arada ben çay demledim. Birazdan çay içeceğiz. Film var televizyonda. Gözlerle beraber. Bu duvarı çok iyi hatırlıyor. Bu duvarı çok iyi hatırlıyorsunuz. Devamlı burada oturup size evet. Buradan canlı yayın yapıyoruz. Çünkü en sade yerimiz burası. Gerçi ev hep sade de. Olsun göstermek istedik. Zane bir mutfak diyelim. Ne diyeyim yani bu konuda ben. Şurada şarj aleti takılı kalmış. Serap çok sever bu tür şeyleri. Bu Havsa'nın burun çekme aparatı. Annesi buraya dayıyor ağzını böyle. Bir de ucu var bunun böyle. Takıyor burnuna. Çekiyor. Bu Havsa'nın kaşığı. Perdeyi yaklaşık 3 mü 4 ay mı? 5 ay mı? 6,5 ay önce aldık. Bunun aynısı Havsa'nın odasında da mevcut. 2 tane fonksiyonu var. Çift mekanizmalı bir perde türü var. Serap'ın çok hoşuna gitmişti bu alırken. Alalım mı alalım mı alalım. 5 kere sorduğundan sonra alalım dedim. Hadi aldım. Bir de bu şekilde normal eskisin Türk sinemalarında perde açarlar ya. O tarzda perde açılma stili var. Sonra bu şekilde ısınır. Ama çok güzel. Dışarıdan iç taraf görünmüyor. Evet. Bu şekilde ısınır gibi kapatabiliyorsunuz. Serap bu ocağa evlenirken cam ocak olsun nasıl olursa olsun demiş babama. Bu ocakla fırını almıştı. Tabii biz hiçbir zaman kendi dablomozumuzu kullanamadık çünkü gittiğimiz evler diye ya uymuyor ya da ocağa çok yakın geliyor diye hiçbir şekilde bağlatamadık. O da balkonda yatıyor. Şimdi diyeceksiniz ki buzdolabının üstündekiler ne? Biliyorsunuz biz Türkler gittiğimiz yerlerin magnetlerini yapıştırırız. Fotoğrafları yapıştırırız boş durmasın diye. Biz ne yapıştırıyoruz? Serap'ın bu ne Petra dedi. Nereden almıştın mı? Ürdün'e gitmiştim oradan. Yakışıklı delikanlı var. Tanıyor musun? Bu da Amine Yağmur'umun mevlütünde dağıtmış olduğumuz bir hediyelikti. Eyvah. Şuradan da bir su için. Biz genelde çeşme suyuna alıştığımız için çeşmeden içiyorum. Kokmuyor çünkü. Kokmadığı için de zararları da yok. Yerimiz belli olsun yani. Yani çaysız olmaz hiçbir sefer. Çayımız demlenmeye hazır olsun. Şimdi biz oturma odasına geçelim. Burada her sabah odada sıkmamak için kullanmış olduğum parfüm. Evden çıkarken hemen fıs diye çıkıyorum. Duvarlarımızda fazla bir şey olmaz. Çünkü ev kira. Sen duvarlardaki delik izlerini vesairelerini sevmem. Sevmediğim için de biz dikkat etmiş olduğunuz gibi duvarlar bomboştur. Ki sadece bir tane fotoğraf var şurada. O da eşimle nişanlanırken çekmiş olduğumuz fotoğraf. Bu da arkadan bantlı zaten. Odanın en çok sevdiğim kısmına denk gelirsek. Hah! Ne oldu? Kamera arkasından dış sesimiz hem de sevgili Hafsa'mız var. Odanın en sevdiğim kısmı ise oyuncak bölümü. Bu iki oyuncağı da Japonya'dan aldım. Bu oyuncakları getirirken kaç bavulun içerisinde ne sığdırdık hiç hatırlamıyorum ama şunu çok net hatırlıyorum. Bütün oyuncakları parça pinçik ettiğimizi hatırlıyorum. Ve bu iki ürünü de Bukov'dan almıştık. Japonya'da ikinci elci dükkanı Japonik'ten bilirsiniz. Ve fiyatı da hala üzerinde duruyor. Ne kadar aldığımızı söyleyeyim. 4980 yen almışız. Yani 5000 yen diyebiliriz. Ne özelliği var bu oyuncağın? Açıyorsun. Dur bakayım. Zıplıyor. Zıp zıp. Sesi var zıp zıp. Bizim hayvan sesleri çıkartıyor falan. Böyle 3 tane oyuncak aldık Japonya'dan. Ortalama bir 15 bin yen para verdik diye hatırlıyorum. 15 bin yen yok bile. Türkiye'ye göre çok uygun almıştık yani 200-300 liraya almıştık. Hatta. Tabii ki Türkiye'de sadece şu oyuncağın fiyatı 390 bir internet sitesinde 600 TL bir internet sitesinde vardı. Ve ben bu oyuncağı
5000 yene ikinci el dükkanından aldım. Şöyle göstereyim. Akışına verdik. Yanlış hatırlamıyorsam 1400 yen para verdik bu oyuncağa da, öyle hatırlıyorum. Bir de oyun odası var köşede. Bol oyuncaklı tabii, biz Dış Ses devamlı oyuncakların yerini değiştirdiğinden dolayı oyuncakların bazıları ortada yok. Bazıları da yerde. Şunun gibi. Bu oyun odasının. Aks. Ah. Aferin benim akıllı kızım. Amine Yağmur doğduğunda almıştım. İlk çocuk oyuncağı olsun işte, devamlı bununla büyüsün diye almıştık. Amine Hafsa'ya nasip oldu. Bu da yine Amine Yağmur'umun oyuncağıydı. Fazla oynamak nasip olmadı ama yine bir anısı diyelim evimizdeki. Üçlü sehpamız var burada. Hiç açmayan menekşelerim var. Hiç açmıyor. Ay, nedense. Açtı. Yazın ben onları güneş gören yere çıkardım ya, açmıştı. Ha, yazın açmış. Ben çok net görmedim de ertesi gün 3-4 defa döküldü. Nedense. bu üçlü sehpadan bahsedeyim. Normal mağazalarda şu an gidip almaya kalksanız 300-350 civarlarında bir rakam tutturmaya çalışıyorlar. Ama ben bunun fiyatını tam tamına 69.99 kuruşa aldım internetten. Televizyonumuz, bunun anısı çok büyük bende, onu anlatayım size. Evlendik, Serap'la bizim evimizde tek eksik olan şey televizyondu. Dedemler İstanbul'a babamların yanına gitmiş, babamın babası. Babamları aradım, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz dedim, ne yapıyorsunuz, muhabbet açtım. İyi işte diyor oğlum dedi, televizyona bakıyoruz. Vay be dedi dedim. Televizyona bakıyorum, benim daha bakacak televizyonum yok biliyor musun? Sonsuz ev mi olurmuş dedi, neyse parası ben dedi hemen alıp yollayacağım sana. Bir hafta geçmedi, sağ olsun, Allah razı olsun, bunu almış, yollamış. Eksik olmasın, hep var olsun. Tabii ki bir kere ekran kartı yaktık, olur o kadar. Sonuçta kul yapımı diyelim. Şu kutuda ne var? Çok güzel bir soru. Yaklaş. Bu kutuda ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kutu bizim... Anlatmak istemiyorum da anlatayım. Islak mendil. Bebek bakım kremiymiş. Genelde herhalde bizim hafızamızın papaşına söylüyor pişik olmasın diye. Tabii ki şırınga. Minoset ağrı kesici. Bir nevi ilaç kutusu diyebiliriz. Oyun odası da böyle bir şey. Yani sesi var. Çocuğu eğiliyor. Burayı hayallerle süsledik. Amine Yağmur'da yapamadıklarımızı, daha doğrusu Amine Hafsa'da yapmaya çalıştık. Buyurun. Serap'a yıllar önce evine yollamış olduğum ayıcık. Evet. Aynı bana benziyor. Neredeyiz? Bebek odasındayız ama bebek odasından daha çok burası bizim ekstra kullandığımız bir oda. Bu mutfaktaki perdeden burada da var. Aslında ilk biz bunu çocuk odasına alacaktık değil mi? Çok beğendim ben bunu. Bunu yatırsana bir. Böyle yaptığınızda içerisi hiç görünmüyor. Çok kalın bu. Bu da benim kızımın dolabı. Bunun teki benim arabamda, teki de burada. Bu da yine Amine Yağmur'umun. Fazla giymek nasip olmadı. Bir gün giydi veya giyemedi diye hatırlıyorum. Bir de gözlüğü mözlüğü vardı işte, kafasına şapka falan almıştı o gün denize giderken. Her şey nasip. Bunu bir arkadaşımız yapmış sağ olsun, eksik olmasın. Burada Amine Yağmur'umun işte doğduğu yıl. Yani şurada şuna değinmek istiyorum. Hepsi birbirine ters sanki. 07-10-2016. Ben 10-07-91 doğumluyum. Ama benim kızım 07-10, vefat eden kızım 07-10-2016 doğumlu. Doğmuş olan evladım ise 10-07-2018 doğumlu. Evet, burada gramı, işte santimi, saati, isim, soyisim, bulut vesaire. Bunlar hep Amine Yağmur'un oyuncakları. Ama şu an tabii ki kız kardeşinin. Kız kardeşinin oyuncakları, bunları da zamanı geldiğinde kullanacak. Bu da benim nişan çiçeğim. Evet, Serap'ımın nişan çiçeği bu da.
İlerleyen zamanlarda bir çekim odası olarak plan yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Neden olmasın? Niçin olmasın? Arabanın bezleri, jant için, cam için, kaportu için, bu da iç temizliği için. Hepsinin ayrı ayrı görevi var bu bezlerin. Ütülenecek, askere gidecek bir arkadaşımız var yakın zamanda. Temizlenecek. Ondan sonra arabaya. Çok amaçlı askılık arkadaşlar. Çok küçük yerlere çok fazla şey sığdırmaya çalışan bir ülke var. Neresi orası? Tabii ki Japonya. Bu bir askılık. Yani Türkiye'de pek bir eşi benzeri yok ama bunun ayarlanmasını bu şekilde yapılıp asabiliyorsunuz. Her türlü gideri ayarı var. Ve bu şekilde de katlanıyor. Evinizin bir yerine atın dursun. Size her zaman bir çay sözüm vardı. Buyurun. Evi de beğenmişsinizdir umarım. Akşamın yorgunluğunu çay içerek ufak tefek çerez yiyerek sonra birazcık uyku ve yarın sabah yine iş diyerek başlayacağız. Hizmet nimettir diyorum. Ve sizi saygıyla selamlıyorum. Evet, çaylarımızı koyduk. Yine bir mutfaktan veda edeyim ben sizlere. Kiradaki evimiz şimdilik böyle. İlerleyen zamanlarda hangi eve nasıl geçeriz? Hangi evde nasıl kurulu bir düzenimiz olur? Rabbim evi olmayanlara ev nasip etsin diyelim. Sağlığı sıhhati elinde olmayanlara Rabbim sağlık sıhhat nasip etsin diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle. Allah'a emanet. Şekersiz içmeye karar verdim. Çok sıcak. Şaka yaptım.